Mardin Müzesi'nin hemen girişinde çok güzel interaktif Ebru yapımı, para basımı, eski para basımı, özellikle çocukları müzeye ve tarihe, gelenek göreneklere alıştırmak açısından şimdi Ebru sanatını öğretiyorlar. Buyurun. Ebru en eski sanatlarımızdan biri. Osmanlı döneminde en çok kullanılan bir sanat dalı. Burada kullandığımız malzemelerin hepsi doğal, toprak boya. Toprak boyayı kullanıyoruz. Toprak boyanın içine su ve öt koyuyoruz. Öt, safra kesimindeki sıvı. Suyumuza, yani kitlemize de deniz kadar ifadelen bir yosun katıyoruz. Bu da koyu kıvam veriyor. Koyu kıvam boyanın kağıda yapışmasını sağlıyor. Ve daha iyi bir sıvı elde etmiş oluyoruz. Fırçalarımız da at kılı fırçalar, sarkılı gül dalı. Şimdi sizinle beraber yapacağız. Şöyle istediğiniz 3 ya da 4 rengi seçin. Sarı ve lacivert olsun lütfen içerisinde. Şu her seferinde karıştırıyoruz. Çünkü toprak boy olduğu için. Çekiyor muyuz? Yok, kenarda süzüyoruz. Şu ucunu süzüyoruz neden? Şu orta kısımda korka gibi bir yer var. Yoksa böyle boş kalıyor, içinde kalıyor. Şöyle vuruyorsunuz. Elinize vuruyorsunuz. Biraz daha. Mesela büyük boş gördüğünüz yerleri atabilirsiniz. Diğer küçük yerler, diğerlere diğer renkler atabilirsiniz. Biraz daha elinizi kaldırsanız boya... Ben çok zıplatmayayım diye. Bir ağırlıktaki metali üzerinde bir sembol basarak Bak artık alıştı. Hanımefendi. Daha seri yapmaya başladım. Üçüncüsünde başka bir atraksiyon bekleyin. Şimdi İyi ki sarı lacivert al dedim. Sarı lacivert hariç her rengi aldı ama bu ses arkada para basımı ile ilgili. Evet. Cengiz bunu evin duvarına asarsın artık. Şuradan güneş gelmese daha iyi olacak ama olsun. Olduğu kadar. Ortadan kendine doğru çek, kalp olsun işte. Evet, rastgele koymuyoruz kağıdı, çapraz tutuyoruz. Evet, bu da önemli. Burada herhalde.
Çünkü önce tutmadığımız tarafları suya bırakıyoruz. Sonra diğer yer tarafları da yavaşça suya bırakıyoruz. Tabii kağıt tuvalimize göre kesilmiş olması lazım. Daha büyük veya küçük olmayacak. Ondan sonra spatulayla hafif bir baskı uyguluyoruz. Alttaki boyalar daha rahat kağıdı çıksın diye. Bazı kısımlar suya değmemiş olabiliyor. Şu kenarı diyorum bir peçete yapıyorlar. Evet. İşte şimdi çıkıyor ortaya. Bakın çek, bunu kaldırmanın da bir usulü var. Hop. İşte. Çok güzel oldu renkler yalnız. Evet. Koyarken kağıdı çaprazlama koyuyoruz. Çekerken ise kendi tarafımıza doğru sıyırtarak çekiyoruz. Bu ne kadar duruyor? Evet. Yarım saat, bir saat kuruması gerekiyormuş.